Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 14 Kasım 2020 Cumartesi. Karantina TV'de Fırçanın İzi Yazının Gücü programında Paris'ten benim düşlerimin ressamı olan Utku Varlık bugün konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Ben sizlere önce Utku Varlık'ı kısaca tanıtıp daha sonra da programa geçmek istiyorum. Utku Varlık 1942'de Bolu'da doğdu. Sanatsal eğitimini 1961-1966 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bedir Rahmi Eyüboğlu ve Sabri Berkan atölyelerinde yaptı. Oyma baskı ve taş baskı atölyelerine de devam etti. Daha sonra Paris'e giden sanatçı 1971-74 yılları arasında Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda George Dyer'de 73-75 yılları arasında da Kakan Atölyesi'nde taş baskı çalıştı. Utku Varlık çalışmalarını halen 1970'te gittiği Paris'te serbest olarak sürdürmektedir. Önceleri figürü dışa vuruncu bir anlatımla şekillendiren Utku Varlık, 1960 ve 70'lerde bu anlatımı dönemin karışık politik yaşamının etkisiyle gerçekleştirdiği resimlerinde ve taş baskılarında kullanmıştır. 74-75'te sanatçı dışa vuruldu anlatımdan uzaklaşarak yoğun bir şiirselliğin egemen olduğu düzsel bir anlatıma yönelmiş. Bu dönemde gerçekleştirdiği resimlerinde genellikle tülleri ve şeffaf örtüleri ya da giysileri içinde verdiği kadın figürünü doğanın dingin atmosferi içine yerleştirmiştir. Sanatçı için figür sürekli ve asal olan doğanın yaşayan öğelerinden biridir ve yansımasını doğada bulur. Utku Varlık 1967'de 1. Uluslararası İstanbul Festivali'nde Özgün Baskı Dalı'nda birincilik ödülü almıştır. Çalışmalarını 1975 yılından beri Paris'te sürdüren Varlık'ın eserleri İstanbul ve Ankara Devlet Resim Heykel Müzelerinde, İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde, Merkez Bankası ve İş Bankası koleksiyonlarında, Amerika Birleşik Devletleri Ben and Abbe Gray Vakfı'nda, Paris Belediyesi ve Paris Ulusal Kütüphanesi koleksiyonlarında ve Lyon Müzesi'nde temsil edilmektedir. 65 adet kişisel sergisi vardır. Utku Bey, eğer yanlışsa bu sergi arttıysa lütfen düzelt. Hayır, ben sonunda düzelteceğim bazı şeyler var çünkü zamanla değişiyor. Evet, çok fazla, iki misli olacak ama anlatacağım sonra. Tamam efendim. Benim anlatacaklarım bu kadar çünkü size anlatmakla bitiremeyeceğimi biliyorum. O yüzden karşılıklı olarak konuşarak sizi tanımak daha güzel olacak. Buyurun efendim, eksikleri, yanlışları düzeltelim, başlayalım. Yanlıştan öte zaman geçiyor. Yani benim bu Paris'teki yaşamım 50 yıl olmuş. Ben de bunun farkında değilim. 50 yıl. Yani yarım asır. Evet. Ben Paris'te Türkiye'den daha fazla yaşadım. Yani yaşıyorum bir yerde. Şimdi bu nedenle sergiler çok fazla. Hemen hemen normal kişisel sergi sayısı 100'ün üzerinde geçti. Çünkü ben çok değişik ülkelerde de sergi yaptım ve sonra bir süre sonra bunların normal olarak bir listesini yaparken o listeyi de yapmıyorum artık. Elimden kaçtı. Yani bazı şeyler vardı. Şunu da sergiledim. Şunu yaptım. Şu galeri falan filan. O kadar karıştı ki sonunda. Artık yani şöyle bir şey var. Son günlerde bir söz var. At iziyle it izi karışmış. Yani aslında tam her şey karışmış vaziyette. Yani normal olarak. Çünkü benim varoluşumu içeren bütün dokümanlar çok fazla. Yaptığım sergiler, yazılar, efendim dokümanlar bilmem ne. Bütün bunların yani tek başına bugün büyük bir zamanla uğraşma var. Zaman korkunç bir şekilde. Bir hafta böyle geçiyor. Birdenbire farkındayım tekrar cumartesi olmuş. Ve ortada bir şey yok. Korkunç bir olay. Yani aslında şimdi ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Çünkü zaman kalmadı. Şu şekilde çok iyi biliyorum ki bunu tüketeceğiz. Tüketme şeyi, bu hayat bir tüketme.
Balkondaki çiçek gidiyor. Sen niye gitmiyorsun yani aslında? O doğru değil mi? Bir yerde bu var. Şimdi şeyler o şekilde. Bir de şunu açıklamak istiyorum. Güzel Sanatlar Akademisi kendine özgü, belki yaşadığımız, Türkiye'de gördüğümüz dünyanın en güzel okullarından bir tanesiydi. Ve siz onu fakülte olarak yaptınız. Fakülte yoktu o zaman. Üniversite değildi, akademiydi. Sonra bu akademiyi tuttular, Mimar Sinan diye bir üniversite, bilmem ne fakülteleri falan filan yaparak ortalığı dağıttılar. Yani ben katiyen ayağımı basmadım o yine aynı binada, Fındıklı'da. Fakat hiçbir zaman oraya gitmedim. Gittim, bir kez gittim çünkü film çevrilecekti. Benim atölyede, Bedirahmi Atölyesi'nde oraya gittik yani izin alarak falan. O atölyeye ben gittiğim zaman birkaç yıl oluyor. Aydın Ayan profesör olarak o atölyeyi de öğretiyormuş. Yani aslında şöyle bir şey var. Benim uçak aynı mekan, aynı şekilde. O yine deniz, o boğaz falan. Yani biz ama biz o zaman yaşadığımız zaman o 60 yılları çok güzel yıllardı. O 60 yılları, o İstanbul geriye dönmez. Yani inanın 2,5 milyonluk bir İstanbul. Hatta geçenlerde bir şey oldu, bir yazı yazdım, yanıt verdim bir yere. Alan Rodgrie, ünlü yazar, yeni roman, 60'larda 50'lerde çıkan Fransızların yeni roman yazarlarından çok en ünlüsü. Alan Rodgrie 1961'de Immortel diye bir film çevirmeye geldi. Bu filmde teknik olarak falan orada para kazanmak için çalıştık falan filan. O süre içinde o çektiğimiz İstanbul'a bu filmi arada sırada baktığım zaman o İstanbul yok şimdi. Yani o da var. Şimdi bütün bunlar yani bir süreç içinde. Bir de ikincisi şunu bildireyim. Ben aslında özgün baskı yaptım. Aslında Sabri Berkel'in yerine gelecektim. O emekli olacaktı. Ben 1975'te akademiye profesör olarak gelecektim. Fakat 1972'de Türkiye karardıktan sonra bir gün bir yaz Türkiye'ye gittiğimde, İstanbul'a gittiğimde akademiden geçip Sabri Berkel'i selamlayayım dedim. Bir baktım akademinin kapısında polisler var. Gireni çıkanı kontrol eden polisler. O yıllar. Türkiye kararı yok yani o yıllar. Ben yavaş yavaş birdenbire fikrim değişmeye başladı. Yani Türkiye'nin güzelleşmesini falan zaten kimse beklemiyor da. Yani bir akademi, bir okul, üniversite kapısında polis meselesi beni biraz sarstı. O yüzden dönmemeye karar verdim. Yani normal olarak dönmemeye karar verdim. O süreç içindeki ne derler ona, değişim, bütün bu olay beni bir yerde, benim hayatımda da bir yerde bir şeydir. Yani bir birdenbire başka bir yere dönüştür. Yani bir yerde bu yani Paris'te kalmaya karar verdiğim zaman ben giderken, o bursu alıp giderken söylemiştim Bedirahmi ile Sabri Berker'e. Daha çok Bedirahmi'ye söyledim. Dedim hocam ben gidiyorum ama geriye dönmeyeceğim dedim. Bilesiniz dedim. Yok dedi, reis dedi falan filan, dönersin filan dedi o zaman yani şey olarak. Fakat ben aynı şey o zaman bunu dalga geçtim yani. Bedirahmi'ye söylediğim zaman onunla biraz dalga geçmekti bir yerde. Ama resim yapmak istiyorduk. Biz resim yapmak istiyorduk. Aslında bu burs bize bir paraşüt oldu. Yani aslında akademiden başka hiçbir şekilde çıkış yolu yoktu. Akademiyi bitirdiğiniz zaman elinizde bir diploma var. Ya yetenekli bir öğrenciyseniz akademiye girme olanakları var asistan olarak, ya da Anadolu'da resim öğretmeni. Çünkü resim satılmıyor. Bir resim satılmazdı. Bir tek resim. Ben Robert Kolej hocalarına, kız arkadaşlarımla resim sattırırdım arada sırada falan filan, böyle anlatamıyorum ama böyle onlar da acıyarak alırlardı. Resim satmak bir şeydi yani, ya öyle bir Türkiye yaşıyoruz. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Resim satmak şeyinde ayrıca özel şeyler var. Görüyorum internette konsültasyon, consulting. Bir takım bayanlar var, anlatabiliyor muyum? Şu alacaksınız, bunu alacaksınız. Efendime söyleyeyim, alışveriş şeyleri,
ne derler onun bir tamamen bir profesyon, bir meslek oldu resim satmak. Yani şöyle bir şey var, korkunç bir değişim içindeyiz. Bunun farkında değilsiniz. Yani evet, farkında değiliz bir yerde. Şimdi bir resim, hani o yılların bütün şey içinde, değişimi içinde akademinin değişmesi, toplumun değişmesi ve her şeyin değişmesi, bir de başımıza büyük bir şekilde meta olan resim, sanat çıktı ortaya. Milyonlar dönüşüyor bilmem ne falan. Bütün bunların dışında büyük bir değişim içinde işte bunları konuşmak gerekiyor bence. Doğru. Hocam biz önce sizin çocukluğunuza bir dönmek istiyoruz. Açıkça. Utku Varlık bu kadar başarılıysa onun çocukluğunda ki ortamı merak ediyoruz. Nasıl bir evde büyüdü? Babanız edebiyat öğretmeniymiş. Ben sizi blogunuzdan da takip ediyorum. Çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Zannediyorum o evden gelen, o çocukluktan gelen de yazmaya karşı bir eğilim var. Resim sanatının yanında. Yazıda da çok başarılısınız. O dönemi, çocukluğunuzu sizden dinleyebilirim. Tabii şöyle bir şey var. Benim çocukluğum şanslı bir çocukluk. Şanslı bir çocukluk. Türkiye 40 yılları, Türkiye Cumhuriyet, Türkiye laik bir ülke. Hiç bilmiyorum, benim düşlerime girer o zamanki Ankara, Bauhaus mimarisi gibi binalar, benim düşlerime giriyor bu. Yani korkunç bir şekilde. Böyle bir Ankara düşünebiliyor musunuz? Aslında daha sonra öğrendim ki Anadolu'dan gelen köylü möylü direkt olarak Ankara'ya giremezmiş, o merkeze yani. Bir zamanlar bizim yaşadığımız şey olarak. Demek yani şöyle bir şey var. Bir Türkiye ama Anadolu'ya geldiğimiz zaman Bolu. Bolu bütün okulların olduğu, enstitüler, meslek okulları, orman okulu, liseler, efendime söyleyeyim ortaokullar, her türlü okulun olduğu laik, korkunç laik bir kent. Kitap, ben 1950 yıllarında Amerikan Mad dergisi vardı. Ben o dergiyi bulurdum, orada alırdım. Paris Match dergisi gelirdi. Yani şöyle bir olay var. Ben bizim kitap ve kitaba dönük yaşantımız, aslında babamın edebiyat öğretmeni olması, annemin öğretmen olması, evimizin kitapla dolu olması, bütün bunlar ve üstelik de bir o yılların korkunç bir şekilde dinginliği vardı. Gazeteler bir gün sonra gelirdi önceleri. Sonra güne gelmeye başladı ama bir gün gelip bile gazete almak için beklerdi. O zaman gazeteler de çok güzel yazarlar vardı, efendime söyleyeyim. Yani şöyle bir şey var ve Aziz Esin'i okumak falan, bütün bunlar bir yerde bir devrimcilik, bir yerde bir büyük bir şekilde o Türkiye'yi eleştiren bir kişi tekrar orada o zaman okumak çok zor. Bizim şöyle bir şey var, bizi bir Türkiye bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu internet bir balina bilmem ne okyanusunda ölmüş. Onun haberi geliyor. Onun haberini alıyoruz. Biz o zaman Bolu ve onun ufuk çizgisi dışında hiçbir şeyden şeyimiz yoktu. Yani kitabın dışında, gazetenin dışında. Bir gün bir gazeteciyle konuşurken şunu söyledim. Dedim ki Dien Bien Phu savaşı Vietnam'da olduğu zaman haberleri, yani normal olarak Dien Bien Phu'da Fransa'nın kaybettiğini biz bir ay sonra öğrenmiştik. Yani bir yerde şey yok. Direkt, çünkü gazetelerin oraya göndereceği röportör yoktu. Yani paralı, bütün bunlar parasızlıkla yaşanıyor. İşte o 50 yılları korkunç. O 50 yılları, işte girdiğimiz 50 yılları, Amerika'da girdi. Yani o 50 yıllarına bizimle beraber. İşte bu süre içinde o güzel yaşadığımız cumhuriyet, o ne derler ona, laizizm, o laik ülke giderek şey olmaya başladı, ne derler ona, sarsılmaya başladı diyebilirim bir yerde. Fakat daha sonunda işte bugüne kadar geldik. Yani benim çocukluğumda şöyle bir şey vardı. Bütün her şey okulla ve öğrenciyle olup biten bir kent. Başka bir şey yok.
bütün öğrenci, o parklarda yine öğrenciler, efendime söyleyeyim kitapçılar. Hatta biz bir grup o zaman kaç yaşlarındaydık? İşte 50 yılları, 52, 53, 54. Bir gazete çıkarttık. Edebiyat gazetesi. Bir tiyatromuz vardı. Çekhov oyunları, Çekhov daha çok 2-3 tane Çekhov oyunu koymuştuk. Efendime söyleyeyim ne derler ona Azarpont'tan ben İngilizce şiir çevirirdim bir arkadaşımla beraber. Ve durmadan okurduk. Yani okumak bir yerde bizim şeydi. Yani okumak bizim bir ne derler ona okumak gezmek, okumak o ufuk çizgisinin dışına çıkmak. İşte o süreçte ben kitabımda da yazdım bir yerde. Biz bütün yazları çünkü ben hiçbir zaman okulu sevmedim. Yani okul şu bakımdan benim okumamı yani kitaplarımı kesen, onu engelleyen bir şeydi. Yani kitap bir hatta şöyle bir şey var. Ben normal ders kitabının içine normal roman koyarak ders çalışır gibi aslında annem de biliyordu bunu fakat çok azarlardı ama mesele değil. Biz hatta önemli ama benim en güzel yıllarım o yaz ayları ve yaz dingin aylarda. O bahçelerde meyvelerin o gece oluştuğunu onun sesleri gelirdi anlıyor musun? Yani böyle dingin güzel yıllar. Böyle güzel yıllar. Tabii burada bizi götüren olay halk evleri vardı. Halk evleri vardı. Bir enstrüman öğrenmek, bilmem ne çalgı bir şey yapmak, müziğe eğilimli olanlar, müziğe, resme eğilimli olanlar. Tiyatro, daha çok tiyatroyla biterdi bu olay. Bütün bunları babam yönetirdi. Babamın kendi parasıyla çıkarttığı iki tane dergisi vardı. Edebiyat dergisi. Bir tanesi Duyuşlar, bir tanesi Büyük Su. Kendi parasıyla çıkartıyor. Kendi şiirlerini veya bir takım arkadaşlarının yazılarını yayınlıyor filan. Bütün bunların şeyinde bu dönem içinde okullar, okuduğumuz okullar, öğretmenler, her şey disiplin, her şey bir güzellik içinde, laubalilik yok. Herkes okuluna gidiyor, okuldan çıkıyor. Saçlarımız tıraşlı, kravat takıyoruz. Daha yani ve bütün şekilde her şey doğa. 2000 kişilik bir kent. Bu 2000 kişi de çocuklar doğa her önümüzde. Yani biz normal olarak yaz ayları sabahları çıkıp akşamları eve girerdik dediğim zaman burada doğada yaşıyorduk. Bütün bunlar ve üstelik de tam o yıllar ki aslında her zaman olduğu gibi politik bir takım şeyler, çekişmeler oluyordu ama bize kadar gelmiyordu. Yani aslında şey değil aslında bu Demokrat Parti ile beraber durum başka bir yere doğru saptı ama demek istediğim şey o. Biz çocukluk yıllarımızda ne harp gördük, ne yalnız şey vardı benim anlattığım kitabımda anlattım. Kore Harbi oldu. Kore Harbi'nde adam kendi köyünden yani adam Bolu'dan, Bolu'nun yakındaki ikinci köyü bilmeyen bir adam orada Kore'de bir bacağı kesik olarak geldi. Yani şöyle bir şey var. Büyük bir şekilde absürt. Ülkemiz bir absürt bir ülke. Yani ben ona en çok şaştığım olay o. Naif bir ülke. Naif bir ülke. Yani bugün bile hala farkında değil adamların ne yani içinde olduğumuz sosyal politik gerçeğin farkında değiliz. Yani aslında olay bu. İşte bütün bunların şeyinde benim aslında beni yüreklendiren olay mesela diyelim ki benim Fethi Kayaalp akademide Sabri Berker'in şeyinde doçent Fethi Kayaalp benim Bolu'da resim öğretmenimdi. Beni akademiye yüreklendiren oydu. Yani aslında demek istediğim şu her şey birbirine dokunuyor yani bir yerde tesadüfen değil. Bir tek ben en çok üzüldüğüm olay yani aslında çok olan geçmiş bir olay. Akademinin ben lise bölümü olduğunu bilmiyordum o zaman. Ben her zaman söylüyorum enayice lise okudum. Yani aslında bilseydim ortaokuldan sonra lise akademiye giderdim. Benim bütün arkadaşlarım Mehmet Güler Yüz,
bütün Oktay Anılan Mert bütün arkadaşlarım onlar akademideki liseden mezun. Akademiye devam ediyorlar. Biz bir yerde gereksiz şekilde lise yani lise okum güzel lise diploması olmak güzel ama benim için şeydi harcanan boş yıllardı. Bir yerde 3 yıl boşundaydı. Bütün bunlar benim çocukluğumu, gençliğimi içeren şeyler. Yani demek istediğim şu, bugün başlangıcın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir aile doğmak çok önemli bir olay. Bir kitap olan bir evde yaşamak çok güzel bir olay. İnsanın çocukluğunda bir kedisi olması çok güzel bir olay. Bütün bunlar birbirlerine bağlı şeyler. Yoksa bugünkü toplumdaki büyük çöküşler, büyük devinim gerektiren çöküşler diyelim yani aslında buna. Baktığımız zaman insan o bizim düşündüğümüz, hayal ettiğimiz insan değil. Büyük bir cehalet yaşanıyor. Farkında değiliz. O cehalet ancak işte gördüğünüz gibi bir takım imgelerle, bir takım basına, bir medyaya gelip yansıyor. Fakat orada gördüğümüz zaman adam niçin konuşamıyor? Niçin derdini anlatamıyor dediğimiz zaman arkasında çok çok büyük gerçekler var. İşte yine geliyoruz çocukluğa geldik. Yani çocukluğa geldik. Öğrenim çok önemli. Evet hocam. Siz radyonun olduğu dönemlerin çocuklarısınız. Köy enstitülerinin olduğu dönemlerin çocuklarısınız. Peki resimle hani dergi çıkar mısınız? Dergi babanız çıkarıyor, siz gazete çıkarıyorsunuz. Resimle ilginiz nasıl başladı, nasıl fark ettiniz, nasıl devam etti fakülteye yazılana kadar? Bu aslında şöyle bir şey var, her çocuk resim yapar. Her çocuk resim yapar ve onun yaşadığı karenin içindeki ilgiye bağlı. Mesela aman ne güzel resim yapmışsın, aman bilmem ne ve o resmi mesela duvara astığın zaman o çocuğu yüreklendirmiş olursun. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da bir çocuğa kalem, renkli kalem, kağıt falan vermek onu yüreklendirmektir falan. Yani bizde şöyle bir şey var, yine aynı yere geleceğim. Ben her çocuk gibi resim yaparken benim arkamda beni... Başka bir şekilde değişik bir yanım vardı. Yani ötekilerden değişik. Çünkü babamın kitaplığındaki kitaplara bakardım. Mesela Dante'nin İlahi Komedyası bizde 1936'da çok kötü bir şekilde basılmıştır ama içinde Gustav Doré'nin litografileriyle, şeyleriyle resimlediği kitap. Evet. Ama böyle saman kağıda basılmış, çamur gibi şeyler basılmış ama onun cehennem bölümüne ben bayılırdım. Yani cehennem bölümüne bakardım ve hatta oradan kopyalar yapardım. Yani şöyle bir şey var. Ya da herhangi bir şekilde resme özgü herhangi bir kitap falan yani kitapla olan ilişki veya yani dışa vuruşta başka sizi gönderecek. Çünkü ben bu kitapta Zero Hipotez'de resim hocamı da yazdım. Resim öğretmeni belki unuttunuz. Resim öğretmeni nedir? Efendim o zaman hangi derse önem veriyoruz ki resime önem verelim bir yerde. Yani genellikle İngilizce hocası mühendisti. Ziraat mühendisi İngilizce'ye gelirdi. Efendime söyleyeyim matematik hocası yoktu ortada. Kim verirdi onu bilmiyorum ama resim öğretmeni gelir bir sehpanın üzerine bir saksı koyar. Ondan sonra bunu çizin der giderdi. Tamam mı? Ama şey bu ama normal hiçbir şekilde yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki harp sonrası ve harpten başladık harp sonrası. Bunun farkında değiliz ki o büyük bizim şimdi imrendiğimiz Avrupa kan ve ravan içinde. Yani biz o zaman benim çocukluğum aslında ben 1942'de Stalingrad kuşatmasının aynı yılında doğdum. Yani aslında şöyle bir olay var. Bunun farkında değiliz. Korkunç yıllar kağıt bulmak, efendime kalem bulmak, bilmem ne yapmak aslında bu ta 60 yıllarına kadar sürdü yani.
Yani biz akademideyken malzeme bulmak lükstü. Robinson kitabı almak, bulmak bir lükstü. Her zaman, her zaman, her şekilde. Yani şunu söylüyorum ben. Bugün diyorlar ki efendime Türkiye şöyle bir ülke. Türkiye hiçbir zaman bir Arap ülkesi değil. Türkiye katiyen herhangi bir şekilde Güney Amerika ülkesi değil. Türkiye çok ayrı bir ülke. Çok ayrı bir ülke. Ona bir dokunduğun zaman o ışık, işte bu virüs aşısını bulan bilim adamlarına kadar şeyde. Yani öyle bir ülke. Bu ülke. Bu zaman ben hiçbir zaman Türkiye'yi bir şekilde, ben topluma acıyorum. İnsan çok değişik. Yani Türkiye'yi Türkiye yapacak çok daha bizim bir sinerjimiz var geride. Buna inanıyorum. Yani demek istediğim şu, çocukluk bugün binlerce İmam Hatip okulu açmış. Bunlar şeyinde, bunlar şey, keşke bunlar normal, laik, güzel okullar. Herkese bir bilgisayar verecek kapasitede. Efendime söyleyeyim, en güzel, en şekilde yetiştirecek derece. Neler olmaz biliyor musunuz? Aklınız durur. Yani ben buna çok çok inanıyorum bir yerde, ama elimizden geldik bunu karartmak için. Elimizden geleni, her şey yapıldı. Yani biz benim niçin Paris'te yaşadığımı sorarsanız, yine gelip yine dönüp dolaşıp yine geldiğimiz yer orası olacaktır. Söz ettiğim o büyük şey. Yani elini kaldıramadığın zaman benim en çok şeyim, yani benim duvarıma yazdığım olay. Eğer elini kaldıramıyorsan çekip gidersin. Bitmiştir bu olay. Kaldırırsan da görürsün. O da aynı bir olay. Hocam şimdi siz liseden sonra bilinçli bir seçimle akademiye gittiniz. Çok şanslı bir dönem. Çünkü Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabri Berkel, daha bir sürü Türk resminin en üst zirvesine gelmiş isimler sizin hocanız oluyor orada. Siz de özel bir yeteneksiniz. Bir süre sonra dostluk ve arkadaşlık oluyor demişsiniz hocalarla. Artık o noktaya geliyor. Belki de sizin şansınız Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sizin de sözünü ettiğiniz şiirle uğraşması, edebiyatla uğraşması. Çünkü siz de ona çok yakınsınız. Kitap yazmışsınız. Dediğim gibi yazılarınızda beni çok etkileyen bir cümleniz vardı. İstanbul'un kapısını çekip gittim derken edebiyatın en güzel cümlesini kuruyorsunuz aslında. Ama şunu görüyorum hocam. Siz Türkiye ile bağınızı hiç koparmamışsınız. İstanbul'da işte Sanrı adındaki serginiz pandemi nedeniyle bir kesintiye uğramış, yeniden başlamış. 2 yılda bir sergi açıyorsunuz. Türkiye ile bağınız hiç kopmuyor. Sürekli bir şu anda konuşmanızdan da anlaşılıyor. Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor? Hepsinden haberdarsınız. Önce bu akademi yıllarından bahsederken sizin bir de edebi çevreniz var hocam. Cemal Süreyya'ların olduğu o kadar güzel şair ve yazar çevresi var ki, biraz önce de söylediğiniz o birlikte oturup o konuşmaları yaptınız. Lütfen biraz o dönemden de söz eder misiniz hocam? Biz aslında diyelim ki o İstanbul, yine o İstanbul çizeceğim. Yani o İstanbul gerçekten belki şey var, yani anlattığım zaman biraz zor oluyor. Yani ben bir gün bir arkadaşımın kitabının arkasına şunu yazdım. Mesela biz Arnavutköy'den, Bebek'ten dolmuşla Taksim'e çıktığımız zaman, Taksim'e indiğimiz zaman birdenbire bütün dostlarımız orada, yani göremediğin, aylardır göremediğin dostların orada karşılaşırdık. Herkes birbiriyle konuşurdu. Yani biz normal olarak Taksim'den Aslanalı Mescid'e gidinceye kadar 1 saat falan geçerdi. Çünkü katiyen normal olarak yürümek olanaksız.
ve her bölümde bir takım diyelim ki o sinemaların olduğu, yani şöyle bir şey var. Bu ben nostaljinin de ötesinde başka bir şey. Bana her şekilde dokunuyor. Yani dokunması şu şekilde. Özlemin de şeyinde diyorum ki ya sen bunu yaşadın arkadaş. Yani çok güzel ama işte orada bir mesela yürüyorsunuz orada birdenbire bir kahkaha gelir ta uzaklardan. Kim bu adam? Aynen biliriz onu, kimin o kahkahanın attığı, nerede? O şeyden ne derler ona, Cemal Süreyya her zaman büyük bir çantayla dolaşırdı elinde. Çok ağır bir çanta. Hep konuşurken de o çantayı bırakmazdı ve yavaş yavaş sola doğru kayar. Yani aslında böyle bütün bu hikayeler bunu, yani en sonunda vardığımız zaman o meyhaneye, o meyhanede herkes olurdu. Herkes. Yani en çok benim tabii yazdığım, çok yakınım olanlar Edip Cansever, çok yani Metin Eloğlu'ndan tutun da. Yani kimler çok, bunları yazıyorum, bunları yazdım da. Fakat şöyle bir şey var, fakat onların hepsi, herkes meyhane bizim okulumuzdu yani. Benim üniversitelerim diyorum ben buna. Ve ben çok şey öğrendim. Ben aslında diyelim ki şiirin, bugün şiir, yazı, şiir daha çok şiir sığlaşıyor. Çünkü şiirin açılımı, işte bugün ressamlar resimlerini satıyorlar milyonlara. Bugün şair hiçbir zaman, biliyorum ki Edip Cansever şiirden para kazanmadı. Edip Cansever, efendime söyleyeyim, Kapalı Çarşı'da babasından kalma bir dükkanı vardı. Yoksa o dükkan ona şiiri yazdıran olay. Efendime söyleyeyim, Cemal Süreyya devlet memuruydu uzun yıllar. Yani aslında herkes, efendime söyleyeyim, Metin Eloğlu'ndan tutun şeye kadar, bir tek Hayalet Oğuz'u yazdım. Hayalet Oğuz çok önemli. Yani bu, yani o kadar çok bu kişilik üzerine tek tek ele aldığımız zaman, şimdi bakıyorum da çoğunu yitirdik, çoğu gitti ama bende çok canlı kalıyor. Diyorum ki niye oturup daha bunu daha iyi yazmak, daha iyi bunun, çünkü anlatmadığım o kadar çok şey var ki bunlar su yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi o İstanbul, mesela o İstanbul yalnız Beyoğlu değil, o İstanbul Cağaloğlu'na kadar uzar. Oradan çıkıp yeni kapıya, efendime söyleyeyim, orada dolaşan ufak meyhanelerden tutun da, meyhaneler bizim şeyimizdi. Yani bizim okullarımız, sınıflarımız gibi bir olay. Yani oradan oraya kimi ararsak orada bulurduk. Mesela diyelim ki Orhan Kemal'i aradığımız zaman oturduğu kahve, Cağaloğlu'nda oturduğu kahvede onu orada bulursun yani bir yerde. Mesele bu. Ve bu şeyde edebiyat dergileri vardı. Mehmet Fuat'ın çıkarttığı yeni dergi kadar güzel bir dergi daha ben şimdiye kadar, içerikli bir dergi daha çok az gördüm. Çok güzel dergiler çıkardı. Bütün bunlar neydi? Bir edebiyata bir özlem vardı. Özlüyorduk bir şeyi. Bir şeyi özlüyorduk. Yani ben eğer bir olgu ters yüz olmuşsa onun %100 çok nedeni vardı ortada. Ve yavaş yavaş bizim normal olarak sıvlaşmamızın nedeni, diyelim ki bir sanat, resim bir yerde, bir durum kazanıp o böyle anlatabiliyor, müzelere, bilmem koleksiyonlara giderken bir takım böyle virtüel değerler alabilir mi? Niye bugün bir tek bizde romandan para kazanan veya ünlü olan Orhan Pamuk var. Onun dışında kaç kişi var romanıyla beraber yazısıyla yaşayan kaç kişi var söyleyeyim? Yok. Ya bugün bir kitap satmak bir dert. Sonra sonra giderek yine gelip tröstleşiyor, bankaların eline geçiyor. O bankalar, diyelim ki mesela bir kitap yazdınız, ben bunu onlara sataştım bir süre içinde, yazdım kitaba, kitap benim kitabımdan söz etmiyorlar. Niçin? Çünkü ben onların o ekonomik çevresinde içinde değilim. Cumhuriyet'te yazınız çıkması için Cumhuriyet dergide ona ilan vereceksiniz. Olay bu. Yani demek istediğim, o yıllar böyle bir şey yoktu.
Yani böyle bir şey yoktu. Kitaplar, dergiler alınıyordu. Biz herkes beklerdi. Yeditepe ne zaman çıkacak? Dost ne zaman çıkacak? Efendime söyleyeyim, Yeni Dergi ne zaman çıkacak diye. Ben bunların hepsini saklıyorum bir yerde. Saklıyorum, baktığım zaman Yeni Dergi sanki bugün çıkmış gibi taze. Bugün çıkmış gibi aktüel. Ve inanılmaz. Bilgi yüklü çünkü. Hocam, sizin bakıyorum Sevim Burak da sizin o edebiyat çevrenizde olan daha yeni yeni değeri anlaşılan pek çok insanda. Ama Sevim Burak Ömer Uluç'la evliydi. Evet. Sevim Burak aslında bir modacı. Ömer Uluç'la evli olduğu için bir süre içinde, tabii o süre içinde aktüel, yani bizim her zaman beraber meyhanede masamızda olduğu falan filan. Üstelik de çok şey, yani ne derler ona. Fakat Yanık Saraylar bir tek kitaptır bir yerde. Yani nasıl Aylak Adam, böyle bazı kitaplar vardır. Bunlar tek kitaptır yani bir yerde. Sonra onun ikincisi gelmemiştir bir yerde. Aslında o büyük, böyle büyük keyifle yazılan, yani bir adam içini döker. Belki benimki de öyle olacak. Yani bir yerde bir ikinci kitabı çıkartmaya çalışıyorum, yazmaya çalışıyorum ama benim yazmamın nedeni, yani ikinci kitabın nedeni şu. Aslında bu o başlangıçtaki böyle bir amalgam oluşan bir kitap. İkincisinde hiçbir şekilde bir eleştiriye uğramaması gerekiyor. Yani benim istediğim kitap olması lazım. Ben her zaman kitaplara arkadan başlarım, biliyor musunuz? İlk arka sayfasında açarım. Kitabın en arka sayfasını okuduktan sonra yani demek istediğim şu. Kitabı açarım, bakarım içine. O kitap beni götürecek mi, götürmeyecek mi? Ama nereden anlayacaksınız diyorsunuz bir yerde. Aslında başından sonuna dek bir yerde benim kitap algım var. Kitap algım var. Bir kitap, çünkü bir kitap okumak bir süre. Ben bu süreyi kötü bir kitapla bitiremem. Yani Fethi Naci diyor ki mesela bir karpuz aldın diyor. Kestin, ortasında kabak diyor. Ondan sonra bunu yiyecek misin sonuna kadar? Yani aslında kitap da bu. Kitap, yani benim kitap şeyim... seçmek kitap yargım çok güç. Çünkü kitap eğer gerçekten bir kitapsa, bir diyelim ki bugün hangi kitap, bana birine sorduğun zaman bana iki tane kitap ismi verdiğin zaman hemen söyleyemez yani. Bana hangi yazarı seversin de söyleyemez, hangi filmleri seviyorsun söyleyemez. Güç bir olay, çünkü şöyle bir şey var. Fakat bir kitap yazar gibi her zaman bir şeyinde yanında olacak, elinde olduğunsa. Ben bir kitap okudum, sevmediğim zaman hemen alırım, Çekhov okumaya başlarım nedense. Veya Gogol. Rus edebiyatı mı bilmiyorum ama ben şöyle, yani bu kitaba dönüşlük olmak, kitap bir yerde insanın kendine dönüşümü bir yerde. Bunu yazmak belki büyük bir zaman. Ben geceleri yazıyorum, sabah 4'te kalkıp. Ama şöyle bir şey de, yazmak ihtiyacı. Yazmak yani, yazmak bir yerde boşalmak. Yazmak bir yerde tamamen bir çok kurgusal bir olay. Çok kurgusal bir olay. Çünkü bunların hepsini birleştireceksiniz. Büyük bir montajı olan. Çünkü anı bellek birbiriyle beraber, yani bir yerde büyük bir şey var. Büyük bir çark dönüyor. Bir olguyu ters yüz etmeden ama ona bir içerik koyarak çok güzel şekilde anlatmak. İşte bu olay bu. Analarım bana bir şey geliyor, uzaktan bir ses geliyor. Ona bir söylem biçimi bulmam gerekiyor. Söylem biçimi çok çok ilginç. Sonra o temadır, efendime söyleyeyim içeriktir falan filan, bütün bunlar bir yerde onu imleyeceksin. İmlediğin zaman, İmlemek bir yerde tamamen karar vermektir bir yerde. Bu nedenle şey yapıyorum. Yani bugün kitap ne kadar sürecek? Kitap da bir yerde şey olmaya başladı. Yani basılı kitabın, çünkü benim bütün ev o kadar çok kitap var ki, bunların çoğu sanat kitapları, resim kitapları. Bir farkına vardım ki 10 yıldır elimi dokunmadığım o kadar çok kitap var ki. O kitaplar orada duruyor. Vaktimiz yok.
başka şeyle, enformatikle öyle zaman geçiyor ki bir yerde bir şekilde o kitaplar burada duruyor. Peki o kitaplar ne olacak diye düşünüyorum bir yerde. Gelecek kuşaklar o kitaplara bakamayacaklar. Yani çok çok ilginç bir yerde. Ben çünkü normal olarak kütüphanemde aradığım bir şey, şimdi internette buluyorum bunu. Çok hızlı bir şekilde, değil mi? Evet. Hani yani şimdi öyle bir durumdayız ki büyük bir çıkmaz. Aslında bence bir çıkmaz. Yani insanın saptanması. Belki bir devrim, bir evrim değişikliği, bir çağ değişiyor gözümüzün önünde. Kesinlikle. Hocam ben hemen kitaptan bahsedince benim 1997'de yazdığım kitabımda hocamla bu sene karşılaştım. Kapağı Utku Varlık'ın ve o kadar güzel bir resim ki bu kapakta. Buna herkes taptı hocam bu kitaba. 20 yıl Dost Kitap Evi'nde bunu sırttan veremediler. Hep böyle yüzden verdiler. O kadar sevdiler ve kim istese nerede olduğunu bilerek getirdiler. Ben şimdi sizin kitabınızın, yazmakta olduğunuz kitabınızın neyle ilgili olduğunu öğrenmek istiyorum hocam. Bir anı mı? Bir roman mı? Ne yazıyorsunuz? Şimdi ben zaten benim bu kitabım da yani aynı şekilde bir Türkçe yani narasyon, naratif bu Fransızca, Latince bir söz. Naratif yani anlattım. Anlattım. Evet. Narasyon. Narasyon. Şimdi bu aslında bu narasyon şöyle bir şey var. Buna en güzel o narasyona uyabileceğimiz Dante'nin gezintisi. Virgil'e olan gezinti anlatıyor, görüyor. Ve o anlatırken orada büyük şekilde sinemada olduğu gibi geriye dönüşler var. Sonra işte bu anlatım yaşanmışlıkla ben Dante gibi alıyorum kendimi ve orada yürüyoruz biriyle. Benim alter egom yani normal olarak biriyle ve onu sürekli olarak içine giriyor, dışına giriyor. Yani ben tek başıma şunu yaptım, bunu yaptım demiyorum. Fakat birine anlatıyorum, o da alıp o da bana anlatıyor. Bu şekilde bir anlatım olacak. Fakat bu süre içinde benim yaşadığım fakat çok az kişiyle kişinin bildiği bir takım şeylerim var. Gezilerim var. Düşsel gezilerim var. Bir de gerçek gezilerim var. Mesela diyelim ki Rilke'nin Almanya'da yaşadığı yere kalktım gittim. Mesela ben bu kitabımda Ostant'ta evini anlatıyorum diye anlattım. Belki anımsarsınız. Ostant diye bir öykümde bu kitap. Zero hipotezde. Bir yaz öğleden sonrası gittim adam. Bütün resimleri zaten Brüksel'e gitmiş de orada yaşlı bir adam. Ve size bir şey söyleyeyim. Ben bu onun sinema olarak düşünüyorum ben. O gece o öğleden sonra bir sinema benim için. Ve öğleden sonra o bina, o ev, yani en son yaşadığı ev hala o şeyi. Orası müze olarak duruyor fakat içinde resim yok. Yani normal olarak resimler kaldırılmış gitmiş fakat o büyük tuvallerin izleri var. Güneşten kumaşlar solmuş dışı fakat resimlerin izi kalmış tabloların. Ve ben orada bu adam bana bir çay yaptı. Çok ve orada o kadar yorgundum ki çaktırmadan elimde çayla uyumuştum farkında değilim. Adam bana bakıyor. Oraya gece yani korkunç bir şey. Ve orada ben orada uyuduğum zaman yani belki bir saniye falan ve 10 saniye falan sürdü o uyku. Yani birdenbire yorgunlukla koltukta piyanosu var. Piyanonun arkasında İsa'nın Brüksel'e girişi tablosu var. Çok büyük fakat izi var orada. Resim müzeye gitmiş. Yalnız izi duruyor şey olarak. Yani orada duvarları kaplayan bez, tissü
ışıktan solmuş. Fakat tablonun olduğu yer olduğu gibi şey gerçek şeyiyle deseniyle rengiyle. Ben aslında ona bakarken o resmi düşünüyordum bir yerde. Yani o resmi çok iyi bildiğim bir resim. Şimdi bütün bu olay benim işte benim narasyon, benim naratif gezim bu olacak. Ve burada bazı dokunmadığım kişiler var. Benim çok büyük kardeşim Aziz Çalışlar'ın ona bir öyküm var. Birkaç öykü var bu şekilde yaşadığım kişiler. Burada yaşayan, Paris'te yaşayan yaşlı bir ressam var. Ömer Kaleşi'yi. Onun hikayesini anlatıyorum. O çok ilginç bir hikaye. Ya, bu narratif bir gezi ama hep dostlarımı ziyaret ederek. Ama benim bir resim serim vardı. Gece Kaçışları diye. Gece Kaçışları ben pencereden çıkıp gidiyorum geceleri. Bilmiyorsunuz bunu. Hayır farkında. Ben geceleri çıkıp giderim. Yani pencereden. Sonra gelirim gece sabaha doğru. O benim Gece Kaçışları kitabın ikinci şeyi yani bir yerde. Orada işte gidiyorum sevdiğim bir adamlar. Mesela Kafka'nın evi. Kafka. Sonra efendim mesela Balthus'un İsviçre'deki evi. O kadar. Yani ben orada gittiğim zaman bahçelerinde oturuyorum falan filan. Aslında Rilke nasıl öldü biliyor musunuz? Rilke o bahçede gülleri keserken bir gül dikeni saplanıyor. Ve o gül dikenini aldırmıyor. Yani dikeni alıyor. Fakat o yara onu gangren oluyor ve ölüyor. Yani gülden öldü. O bahçedeydim. Ve çok çok ilginç. Yani aslında şöyle bir şey var. Tabii bu şeylerde en önemli olay röper dediğimiz yerelsel şeyler. Yani bunlar ben not olarak mesela şuraya gittim. Mesela bir tek treni yazmışım. Şu trende şu istasyonda ineyim. Peki sonunda ne olacak? Bunu niye yazmadım yani? Çünkü hiçbir zaman günlük tutma diye bir şeyim yok. Çok dağınık, oradan korkunç dağınık. Yani bir takım her yer defter dolu. Başlamışım defter mesela günlük defter şey olarak. Takvimler bir şeyler. Hiçbir şey doğru dürüst yazılmamış. Ama işte oradan o şeye giderek isimler, özel isimler, kentler, duraklar, efendime söyleyeyim istasyonlar. Bütün bunları bulmam gerekiyor bir yerde. Bazı şeyler yok olmuş. O günden bu yana diyelim ki benim dediğim olaylar 70-80 yılları yani bir yerde. Bir yerde daha önce yaşadığım şeyde 65 yılları. Bütün bunlar sonunda bir kitap oluşması gerekiyor. Oluşuyor yani kendi kendine oluşuyor bir yerde. Yalnız bir olay var. Ben resim olarak benim bütün günüm atölyede geçiyor. Benim yazıya dönük olan günüm gece yine. Bu zaman gece dışarıya çıkmadan yani gece kaçışları yapmadan oturup yazı yazmak gerekiyor bir yerde. Evet. Hocam günü şarapla bitiriyormuşsunuz ya siz resmi yaptıktan sonra. Kutsal. O herhalde. Kutsal. O şarap etiyor. Evet. Evet. Olur mu öyle bir şey? Size bir şey söyleyeyim. Şarabın ilk bulunduğu yer neresi biliyor musunuz? İlk yapıldığı bilmiyorum. Yer. Bilmiyorum hocam. Şarap, Kokaz dediğimiz bugünkü Georgi şey, Gürcistan şeyi ve Karadeniz kıyısında ilk şarabın yapıldığı yer. Keşke burada şey bulsam onu. Şarap atlası var bende. Çok güzel, çok büyük bir kitap. Bu şarap atlasında bununla başlıyor. Şarabı yapıldığı ilk toprak burası. Bizim ülkemiz. Bizim ülkemiz. Yani şöyle bir şey var. Bugün devran değişir bir gün. Ve o topraklara tekrar bir Fransızlar gibi gerektiği gibi bakarız. Gereken çünkü bugün bir şarapçılık bir bağ yetiştirmek
güç bir olay değil. Her şey çok şekilde yapılıyor. Fakat cami yerine efendime söyleyeyim güzel bir bağ kursak, anlatabiliyor muyum? Yani o doğanın, yani Hitit'te Elif rölyef yapmış elinde şarap şey üzüm şeyiyle, hatırlıyor musun onu mesela? Evet. Müthiş bir olay. İşte orası neresi? Yozgat. Orası Yozgat. Yozgat. Fazla uzağa gitmeyelim. Demek ki o şarap, o bağ ve bütün ben Nevrut Dağı'na çıktığım zaman kaç yıl oluyor? Bir 10 yıl falan önce çıkarken 2 şişe buzbağ şarabıyla aldım çıktım. Buzbağ şarabı. Yani buzbağ şarabı teker çok kötüleşir ve o çok garip bir şey. O böyle Elazığ üzümlerinden yapılıyor. Hmm. Domuz gözü. Hmm. Domuz gözü. Neyse. Öküz gözü. Öküz gözü. Hmm. O Nemrut'a çıktığınız zaman Nemrut'un en şeyinde baktığınız zaman o güneş batmadan biraz önce o bütün güneşin ışıltısı nereye vuruyor biliyor musunuz? O bağlara ta Elazığ oraya gidiyor. Ve orada ona bakarak buzbağ şarabı içtik arkadaşlarımla. Ve müthiş bir olay. Başka bir planette, başka bir yerdeydim. Yani o Nemrut'ta baktığınız zaman, çıktığınız zaman orası yani ben şunu şey yapıyorum ki yaşadığımız şu toprak, şu dünya, dünya mı ne dedi? Yani biliyorum, yani ben onu anlatamıyorum. Öyle bir yerde yaşıyoruz, böyle bir şey olamaz. Nasıl biz bunu kirletiriz? Nasıl biz bunu yok ederiz? Yani oradan Nemrut'a buna şöyle bir şey var. Herkes çıksın bir kez baksın oradan. Müthiş bir olay. Sanki başka bir yerdesiniz. Başka bir yerde, sanki başka bir planette dolaşıyorsunuz. Müthiş bir olay. Yani o bütün yaşanmışlık, o bütün tarih. Biz ne doğru düz sosyal tarihimizi yazdık. Ne doğru düz kendimize baktık. Ne Anadolu'yu biliyoruz. Ne bilmem ne yaptık. Yani aslında yapacağımız bir şey var. Şu tekrar dönüp tekrar ülkemize tekrar bakmak. Tekrar bakacağız. Evet, evet. İşte benim de amacım o. Yani aslında yaptıklarına bir gün tekrar. Yani demek istediğim de şu. Bir yerde bugün şairin işlevi neyse ressamın işlevi de o. Evet. Bugün böyle resim yapıp bilmem ne yapıp durmadan bir şeyler karalayan, boyayan, bilmem ne yapan falan filan. Seni kim bekliyor ki sen bunu yapıyorsun bir yerde? Sen önce kendine bak. Sen aslında ne, senden ne çıkıyor? Sen bunun farkında mısın? Sen ancak anlatabiliyor musun duyduklarını? Ne duyuyorsun? Yani başlayalım aslında benim bir garip bir şekilde bir alegori yaşıyorum bir yerde. Bu alegori bir yerde benim varoluşum bir yerde. Yani ne bileyim ben bunu değiştiremem ama sen bana desen ki senin çok büyük bir sergini yapacaksın. Şuna 80 tane resmi istiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Zaten bir resim, bir sergi ne kadar güç çıkıyor bir yerde. Sonra sanki onu kapışıyorlar mı, alıyorlar mı? Yani kim bakıyor? Kim bakıyor? Bu nedenle ben Instagram'da her cumartesi bir resim, bir tablo koyuyorum. Orası benim galerim oldu. Çünkü evet, hiçbir şekilde bir adamı kolundan tutup galeriye sokamıyorsun. Ama o Instagram'a bakıyorlar. O kadar çok genç, resim yapan genç var ki aklınız durur. Ben görüyorum işte benden oraya bakmak için izin isteyenlere bakıyorum. Hepsi çok genç. Onların yaptıklarına bakıyorum. Bir yerde yaptıklarına baktığım zaman şöyle bir şey var. Resim öğretilemiyor bizde. Sanat öğretilemiyor bizde. Çünkü şöyle bir şey var. Sanat resim yani şöyle bir bakmakla olsa it kasap olur derler. Bir İstanbul atasözü. Yani o benim özlediğim akademiler çok başka akademilerdi. Yani müze olmak, müzeye gitmek, bir Rönesans resmine bakmak, bir Flaman resmine bakmak, bir şeyi algılamak. İşte anlattım yine o kitabımda ilk karşılaştığım zaman Brügel'le anlattığım zaman o işte bu onun şeyine, onun söylemine girebiliyorsan işte orada olay bu. Tam da onu soracağım hocam. Siz çok genç bir yaşta, çok cesaretle, cebinizde $10
yola çıkıp Avusturya'ya, Viyana'ya gidiyorsunuz. Ne Yok. diyorsunuz? Müzeleri göreceğim diyorsunuz. Müze gezeceğim, ressamlara bakacağım, tablolara bakacağım. Ve müze sizin için çok kutsal bir yer. Resim sanatı için, resmin öğrenileceği, resmin takip edileceği. Müze sizin için hocam, burada hani bir okul işlevi gibi. Biraz bize müzenin sizin için öneminin anlatır mısınız? Açıkça diyelim ki mesela söz gelişi yazar olmak istiyorsunuz. Kitap daha önce bir kitap okumadan bir o yazıya geçilebilir mi bir yerde? Evet. Dostoyevski okumadan, Joyce okumadan efendim bir ne bileyim yani yazar olmak aslında işte okul o bence yani bir yerde şöyle bir olay var. Sizi oraya yöneltecek olan bir şiirin işlevi de aynı şekilde. Şiir aslında bir şekilde, şiir bir virüs aslında. Şiir bir virüs. Yani ona yakalandığınız zaman katiyen ondan sonra çıkamazsınız yani. Yani yaşamak olanaksız. Bu nedenle şöyle bir şey var. Ben resim. Çünkü resim, ben hocalarıma saygıyı söylediğiniz ne kadar akademik falan filan. Ama ben yine bir yazı yazdım. Orada biraz onları indirdim aşağıya. Bunlar bizim hocalarımız André Lhote atölyesinden Paris'e gelmişler 30 yılında. Baski 30 yılında çünkü o zamanki akademiye girmek girmemeseydi en çok böyle okullar var. Özel okullar bunlar. Özel ders veren atölyeler var. Ünlü kişilerin. André Lhote da bir ressam fakat bugün unutulmuş bir adam. Burada tanınmıyor fazla. Onların hocası olmuş. André Lhote böyle çok böyle kübizmde figür arasında işte bugün bizim ne kadar Nurullah Berk'ten tutun da Cemal Tolga'ya kadar yapıldığı resim onun aynı hocaların resmini yapmışlar. Yani onlardan ben aslında şunu da söylüyorum. Bedir Rahmi'den ben resmi öğrenmedim. Ressamlığı öğrendim. Yani Evet. şöyle bir şey var. Yani Bedir Rahmi onların içinde en eklektik varoluşu eklektik yani yazar, çizer, şair, serseri her şeyle bütünüyle bir adamdı. Ama öteki adamlar memurdu. Memur. Yani aslında şöyle bir olay var. Ama bize o ortamı yaşattıkları için onlara büyük bir saygım var. Bunların içinde yine Sabri Berker değişik. Çünkü Sabri Berker Arnavuttu. Yani Floransa'da okumuş falan filan. Orada onun büyük bir garip şekilde değişikti onlardan. O değişikliği farklılığı gösterirdi onlardan. Ama o yıllarda biz müze yok. Kitap çok az. Sikera kitapları vardı. Onlar da şeyde kütüphanede vardı. Yani kütüphane fena değildi ama ona nasıl bakacağız, nasıl yapacağız onu da garip bir şekilde. Şimdi bütün bunları bilmeden, bunları teknik, resim tekniği, teknik de la peinture, burada Paris'te onun büyük atölyesi vardı. Burada her şey orada resim deneyerek, her türlü pigmanlar, efendime söyleyeyim, her türlü malzemeyle çalışılır. Size yaşlı bir profesörümüz vardı Rus. O bize teknikleri anlatırdı. Tempera tekniği bilmem ne falan. Şimdi bütün bunlar o sonra onlar baktıktan sonra gidip ondan sonra Mantegna'nın bir resmine bakıyorsun. Görüyorsun ki o tempera tekniği yani yumurta sarısı, damar verniği, standoli yağıyla hazırlanan bu tempera tekniğini adamın resminde görüyorsun. Vensi'nin La Joconde, herkese La Joconde. La Joconde'a iyi bakın bir yerde. Fumuto. Bütün o transparans, o bütün her şey, o teknik. Şimdi dedim işte bütün bunlar aslında resmin gizemi. Resmin gizemi. Bunu nerede öğreneceksin? Nerede öğreneceksin? Ya okulda bunu deneyerek, görerek, yaparak ya da müzede bunu işleviyi daha iyi açıklayarak yani orada şeyin ressamın bütün varoluşu her şey içinde yani olay şey. Sonra büyük bir diyalog var. Oradan oraya geçiş var. Müzelerde zaten bir tek resime bakmaya gidiyorum ben. 10 tane resim değil. Yani o aslında müze büyük bir disiplin aslında. Çünkü yorulduğu zaman hiçbir şey göremezsiniz. Bir tek resme bakacaksınız. Bütün bunlar aynı şekilde. Yani ressamın, yazarın veya müzisyen, bugün müzik
ne yazık aynı şekilde modern ve şeyin hışmına uğradı ve yok oldu. Yani bugün çağımız günümüz müziği. Baroğa dönüyoruz. Bilmem neye dönüyoruz. Yani bugün efendime söyleyeyim Boş'un bir tablosu, bir triptiği. Onun arkasında bakıyorsunuz bir barok müziğin, Vivaldi'nin müziği. Bunlar birbirine çok iyi bir şekilde çalışıyor. Yani tesadüf hiçbir şey yok. Arkasında korkunç bir bilgi ve okul var. Hocam size şunu soracağım. Siz diyorsunuz ya resim bitmez diye. Hani siz sizin tekniğinizi zaten bana hep Utku Varlığı'nın tekniğini anlayabilen çok az diyorlar. Çünkü siz böyle o düşsel kafanızda yarattığınız renklerle, o düşsel şeyleri figürlerle çok değişik, hiç kimseye benzemeyen, çok ayrı üslubu olan bir sanatçısınız. Ve siz de onu söylüyorsunuz. Resim bitmez diyorsunuz. Ve Pierre Bonnard'la ilgili de çok güzel bir anlatımınız var. Onu sizden dinleyebilir miyiz hocam? Evet, resim için bitmez. Çünkü resmi her zaman bir resim bir sergi için veya bir durum için yapılır. Böyle büyük bir hız kazandığı zaman da onun atölyeden çıkması lazım. Fakat bunu çok beğendim, artık bitmiştir dediğim resim olmadı benim hiçbir zaman. Ben o resim bir yerde, çünkü o resim bitmezse onu öldürürsün. Üzerine tekrar çalışarak, tekrar yaparak. Yani bir yerde resmin bir ışığı var. Yani tuvalden gelen bir ışık var. Bu ışığı üzerine çok fazla çalışarak çalıştığın zaman bu ışık yok oluyor. O zaman resim de yok oluyor. Bu nedenle en iyi şekilde resmi bıraktığın, yani olduğu yerde bırakacaksın. Ondan sonra sergiledikten sonra bütün orada defo ortaya çıkar. Yani ya seversin olmuştur güzel, ya da böyle birdenbire içinden bir kalem çıkartıp oraya bir şey yapmak isteği geliyor. İşte André Malraux Kültür Bakanı 60 yılları diyorlar ki Sayın Bakan, Pierre Bonnard yine bilmem ne müzesine geldi, resimlerine dokunuyor. Nasıl dokunuyor ya resme o yağlı boya? Ya böyle bir pardüsü var, içine ufak bir palet koymuş, her şey hazır vaziyette giriyor. Tam bekçi gördüğün zaman o da bir tek benekler atıyor, az da bir şey değil yani, anlatabiliyor muyum? Resimde yani onun da şey değil falan filan. Ve bakıyorlar ve araştırıyorlar. Gerçek doğru yani. Bir takım müzelerden geliyor işte. Hemen fotoğrafları basılıyor. Bilmem ne yapılıyor falan filan. İşte bütün müzelere dağıtılıyor. Yani Pierre Bonnard gelirse bundan sonra kendisini kontrol edin. Yani gerisinde bekçi falan şeyinde. Yani Pierre Bonnard orada çok garip bir şey yapıyor. Çünkü bütün ressamın duyduğu olay resim bitmediğini. Yani şöyle bir şey var. Resmini orada görüyor adam. Çünkü resmi atölyeyi göremezsin. Resim yapılmış bitmişti fakat atölyede resmi göremezsin. Darmadağınlık, boyalar bilmem neler falan filan. Resmi galeriye astığın zaman işte orada diyor ki evet ben şey yapıyor. Orada görüyorsun resmi. Bir de ayrıca müzeye asılmışsa, yani müzeye daha büyük bir espasla daha iyi görüyorsun resmi. Aslında Bonnard'ın yaptığı bütün ressamlardaki hiçbir zaman yani kendinden mutlu olamamak, kendinden yani kendini bitirmemek, kendi kendimi geçtim, sağ salim kendi kendimi geçtim demek çok güçlü olay. Çok. Hocam şöyle bir şey söylemişsiniz. Eğer param olsaydı satılan bütün resimlerimi geri alır, bir meydanda yakar, yeniden yapardım. Niçin? Şöyle bir olay var. Ben aslında biraz önce şeyi söylemiştiniz. Ben baskılar yaptım 70 yılında. 70 yılında Paris'e geldiğim zaman Türkiye kararmıştı. Büyük şekilde bir politik öğrenciler burada burslar falan filan, burslarımız gelmiyor. Türkiye çok kararmıştı. 72 Mart'ta olay ortaya çıktı ve 80'de bu daha başladı. Ben o süre içinde baskı yapıyorum. Bu baskı çoğaltılıyor. Litografi ya da gravür bilmem ne. Bunun dedim yani bu bir işleve girsin. Bu bir politik bir işleve olsun bu işin. Ben de böyle politik içerikli resimler yaptım. Şehir gerillası bilmem ne falan filan.
Fakat bir süre sonra baktıktan sonra bunlar zaman geçti. Daha da beter oldu. Daha bilmem ne oldu. Zaman her şeyi sildi. Bu resimler de öyle kaldı. Ve ben de bunları hiçbir zaman sevmedim yaparken. Yani şöyle bir şey var. Bu benim varoluşumla ilgili değil ama bir durum kazanmak istiyorum kendi şeyimde politik açıdan. Bunlar çoğaldı, sergilendi, bilmem ne oldu. Hatta birkaç tane bu Lyon'da bir müzede duruyor bir şeyde falan. Bir gün şöyle bir şey söyledim. Resim bir yaz denizi gibi olması lazım resmin. Bir yaz denizi gibi olması lazım. Resim korkutmak, acındırmak ve her şekilde ders vermek üzere yapmak. O ders senin bir duygu alanına girecek. Bir yaz denizi gibi olacak resim. Yani seni alıp kocayın da hiçbir şekilde, yani fırtına da olabilir ama bir yaz denizi benim için daha güzeldi. Ve tavrımı değiştirdim. Ve bu tavrımı değiştirdiğim zaman şöyle bir şey var. Gerçekten bir şairin işlevi gibi olmak, yapmak, yazmak, boyamak. Bir şairin işte, bir şair nasıl şiirini kuruyorsa, yani şöyle bir şey var. Ben bir şeyi her zaman şunu şey yapıyorum. Resmi özlediğimiz yıllar diyorum ben buna. Resmi özlediğimiz yıllar, o özlediğimiz yıllardaki o büyük o duyguyu, o bütün şeyi, yani ben şey, bir iştenlik, bir şey var. Ben resim düşünüyorum. Yani resmi uzaktan düşünürüm, şey olarak değil. Yani mesela bir yere gidip bir şey göreceksen, bir sergiye gitmeden, ben sergiye gitmeden önce o sergiyi kafamda şey yaparım, sergilerim yani kafamda. Öyle giderim sergiye. Müze de öyle. Benim ya oradan şey çıkıyorsunuz. Evet, çok güzeldi. Evet, düşündüm ben bunu diyorsunuz. Ya da benim bir müzede gittiğiniz, çok özlediğiniz bir ressam, fakat resmini tutmadınız. O da ayrı bir olay. Yani aslında benim resmi özlediğimiz yıllar, biz resim için biz buralara geldik. Resim için, ressam olmak amacıyla, ressam için. Yani aslında gerçekten ben şey yapmadım. Benim hiçbir şekilde gözüm dönüktü. Şey dedim, dönmüyorum. Dönmüyorum çünkü resim yapacağım. Ve dönmedim. Sonra ama önce sen işte devlet bursuna gittin, dönmedin. Bilmem ne, Türkiye'ye yazık değil mi falan filan diyenler sonunda, ya Utku haklıymışsınız dediler. Çünkü onları öteki adamlar akademiye gidiyorlar. O zaman bizimkiler yaşlı hocalar, onlar emekli olmuşlar. Onların yerini işte Devrim Erbil, Özdemir Altan, Adnan Çoker falan filan almış. Fakat bunlar gidenlere karşı onlar hiçbir hoş geldin diyecek adamlar değiller. Anlatabiliyor muyum? Ve kısa bir şekilde hepsini temizliyorlar bir yerde. Bana dediler, ya Utku ne kadar haklıymışsın. Ya ama dedim ki, yani bir tek oraya gidenler, dönüşlerin içinde bir tek benim yerim vardı orada. Benim atölyem beni bekliyordu Sabri Berken. Onlar beni temizleyemezlerdi orada ama ötekiler sizi temizledi. Çünkü onların yanına gittiğin zaman o adam profesör olmuş, sen doçent olarak gidiyorsun ona. Seni azarlayabilir devamlı herkesin önünde. Yani şöyle bir şey var, bir hesaplaşma. Yine bize özgü yani. Bize özgü. Ama onu Mimar Sinan Üniversite olarak icap oldu ve gitti. Çığırından çıktı ve bitmiştir olay. Hiçbir şekilde. Ben hiçbir şekilde bir resim okulu, resim öğrenecek bir yer olarak göremiyorum orayı. Siz zaten öğrenciliğinizde de eleştirinizi yapmışsınız hocam. Demişsiniz ki bizde resim sanatıyla uğraşanlar işte yurt dışında başka yabancı ressamların etkisinde kalarak kendilerinden değil, Türkiye'de bir resim anlayışı hep işte evet. Diğer, değil mi? Evet. Ama işte onlar o resmi getirdiler. Çünkü şöyle bir şey var. Ben onları aslında eleştirmiyorum. Çünkü onların o dönemi var ya, o döneminde çok şey, yani aslında yapacakları hiçbir şey yoktu. Yani normal olarak akademiye geliyor. Fakat o Paris'te oldukları süre içinde bunlar nasıl gidip o müzelerde başka ressamları göremediler? Peki hocam, mesela Bedir Rahmi Eyvoğlu'nun hani kendine has o Anadolu'yu, o geleneksel şeyi anlatan kendine has bir üslubu vardır. Şiirlerinde de olduğu gibi.
Bu bize yönelik bir resim anlayışı diye kabul edemez miyiz peki? Şimdi aslında evet, o dediniz ki o aslında bir şeye dönüş, bir folklora dönüş, aslında bize dönüş. Asya tipi üretim tarzı diye bir takım şeyler de böyle ekonomik bir takım şeyler de çıkmıştı o zaman benim yakın dostlarım arasında. Şimdi şöyle bir şey var. Müzisyen diyorsun ki Adnan Saygun bir müzik yap diyorsun. Birdenbire böyle bir Anadolu müziği koyuyor. Yani aslında şöyle bir olay var. Bedir Rahmi bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Yani Bedir Rahmi'ninki yani Bedir Rahmi aslında onların farklı Dufi'yi severek döndü orada. O Dufi'nin resmine o böyle efendim o çınarlar falan filan onun en güzel Bedir Rahmi'nin en güzel devresidir o aslında yani. Evet. En güzel devresidir. Bedir Rahmi'yi yıkan olay ona bir Fulbright bursu verdiler. Bir sene Amerika'ya gitti. Orada işte Rothko'dur bilmem nedir falan filan iyice kafasını karıştırdı. O kafasını karıştırdıktan sonra döndü bizim atölyeye. Akademiye geldi. Benim işte orada hikayeler anlatıyorum sürekli olarak. Yani şey gibi sürekli olarak renk işte diyor ki benek, renk, benek, çizgi filan bunlar zorla bize ona şey yapıyordu. Birkaç kimse ona uymadı. Bir tek birkaç kişi dışında. Bedrami kendi kendini yok etti. Yok etmesinin nedeni bir tek onların içinde para kazanıyordu. Mozaik yaparak, fresk yaparak falan. Fresk değil de şey, duvar resmi yaparak falan. Oradan para kazanıyordu ama o zaman resim satılmıyordu ki. Evet. Resim yaşamak Evet. çok güçlü. Öteki adamlar maaşıyla yaşıyorlardı. Evet. Bir gün bir güzel bir şey anlatayım. Bedami dedi ki onun bir Volkswagen arabası vardı ama ben ona binmekten her zaman kaçınmıştım çünkü üstad. O ama nasıl sürüyor aklınız böyle bir şey olamaz. Dedi ki ya dedi Necmi Bey'i dedi benim çok yakın dostum. Yeniköy'de bir konakta oturuyorlar fakat karı koca çok yaşlılar falan filan. Paraca çok kötü durumdalar. Necmi Bey demiş ki ona efendim haber göndermiş. Redi Bey elimizde birkaç resim var konakta yani ya bir bakar mısınız? Resim heykel müzesi bunları alır mı? Yani, dedi Yeniköy'e gidiyorum gel bakalım reis dedi gittik. Gerçekten yani size bir şey söyleyeyim yani sinema. Korkunç bir konak. Çünkü o konak yok oldu sonunda. O konak da gitti yani. Şeyde Yeniköy'ün tam böyle çıkışında çok güzel bir konaktı. İşte böyle terk edilmiş, bırakılmış bahçe tarumar. Kapıdan giriyorsun. Adam bizi kapıda karşı yaşlı bir adam. Güzel insanlar ama ne kadar karısı bir de hizmetçi bir kadın var. Başka kimse yok konakta. Neyse orada burada ya hocam dedi şu resimler burada bir yere ters konmuş şeyde sofada. Orada kahve içiyoruz. Açtı hoca baktı. Şevket Dağ. İki tane tuval. Şevket Dağ. Ötekiler. Yani bugün olsa millet böyle şey anlatamıyor. Bankalar falan koşar anlatamıyor. Dedi bak dedi. Yani reis dedi adama. Dedi bu resim heykel müzesi dedi parası yok. Beş parası yok. Elektrik parasını verecek parası yok. Elektrikleri kestik dedi. Normal gündüzlere elektrik yok. Gerçekten öyle dedi. Dedi bunu şey yapalım. Ama ben dedi eşe dosta söyleyeyim. Sabahattin'e söyleyeyim. Sabahattin Eyüboğlu. Falan filan. Bilmem ne ıvır zıvır. Falan. Oradan ayrıldık. Adam giderken baktı ki hemen anladı bu işten bir şey çıkmayacağını adam. Böyle hafif şeyde biraz. Aman hocam işte gözünü seveyim. Ya dedi reis ne yapalım? Ya dedim hocam şey yani bu adam bu kaça satıyor bir kere yani. Üç kuruş. Üç kuruş. Üç kuruş. Adam o da elektriğini ödeyecek, vergisini ödeyecek, bilmem ne yapacak falan filan. Biz oradan ayrıldık falan filan. İşte o andan ondan sonra bir 10 sene sonra böyle birdenbire millet kapışmaya başladı. Bankalar, bilmem neler, ıvır zıvır, milyonlar dönmeye başladı falan. Bu bizim
Yani Bedirahmi'nin gerçeği bu. Gerçek aslında şöyle bir adam. Ben Sabahattin Eyüboğlu'nu tanıdım. Ben çünkü yüksek matematikte okudum daha önce. Yüksek matematikte sanat tarihi fakültesi vardı. Sanat tarihi fakültesinde bunlar ikisi hoca, bunların konferanslarına giderdim. Bir gün İfşiroğlu dedi sen hep konferanslara geliyorsun, ben seni hiçbir zaman imtihanda görmedim dedi. Dedim ki hocam ben karşıda matematikten ya herif şaştı. Dedi ki ya bundan ne? Sabahattin dedi bak bu arkadaş dedi matematik okuyor. Bizim öğrencilerimiz gelmiyor. Bizim konferanslara bak bu geliyor falan. Ya Sabahattin Eyüboğlu beni onun pazartesi toplantıları olurdu. Karisi Magda piyano çalardı falan filan. Bütün entelektüeller gelirdi falan filan. Birkaç kez beni oraya çağırdı falan filan. Ben bütün o çevreyi tanıdım daha önce. O çevreyi tanıdım. Ondan sonra Sabahattin Eyüboğlu, yani aslında Bedirahmi'yi tek başına yargılamayacaksınız. Bir de Sabahattin Eyüboğlu var. Yani aslında yani çok çok garip bir aile yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyin varoluşlarında pırıl pırıl adamlar. İşte ama Türkiye bu. Bu Türkiye yalnız onunla bitmiyor. O kadar adam var ki. Türkiye bu. Biz aslında Türkiye'ye biz şey olduk. Ne derler? Yani Babı çevirdi diye Sabahattin Öğün'ü hapse atan bir ülke. Maalesef, maalesef. Hayır şöyle bir şey var. Ya bir gün dedi ki Aziz Nesin hiç meyhaneye gelmezdi. İçki içmezdi biliyor musunuz? O evinde yazardı. Bir gün Edebiyatçılar Birliği lokali vardı şöyle Beyoğlu'nda. Degüstasyon şeyinin üstünde. Bir gün oraya geldi acele falan orada konuşuruz falan filan. Ya dedi çocuklar gitmek zorundayım yine benden polis beni arıyor dedi. Ya o ne var? Ya, dediğim yıllar yine o bizim şey işte ihtilal sonrası yılları yine yani ihtilal oluyor yine aynı şey rejim yani polis değişmiyor yani. Ya dedi bu kez dedi Meral dedi bir çanta hazırladı. İçinde pijama, diş macunu falan. Onu kapının arkasına koyduk. Dedi giderken rahat olsun. Çünkü gecelere gelip seni alıyorlar dedi. Perişan oluyorsun. Bu seferin de çantan hazır. Hemen. İşte bu ülke. Yani şöyle bir şey var. Bu ülke bir türlü düşmüyor. Yani kendini savunuyor. Bir kale olarak savunuyor. Yani ne diyeyim? Yani diyebilecek bir şey var mı? Yani başka bir Yok. yani devran değişti diye bir şey yok bizde. Aynı devran gidiyor. Daha beter olmuyor. Fakat yine orada da savunuyoruz kendimizi ama nereye kadar bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Hocam inşallah bu güzel sohbetlere bir şarap eşliğinde sizinle karşılıklı konuşma Bunda fırsatını da katiyen şüphe yok. Katiyen şüphe buluruz. yok. Zaman su gibi akıp geçti. Çünkü Derya Deniz'siniz hocam. Anılarınız, sanatınız. Fakat programın sonuna geldik. Ben sizden son olarak bu dönemi bir belge olarak da kayıt altına almak için pandemi döneminde siz nasıl çalışmalar yaptınız? Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce nasıl bir gidişata doğru bir yol alıyoruz? Öngörüleriniz nelerdir? Bu konudaki fikirlerinizi de öğrenebilirim. Şimdi ben şunu hiçbir zaman yani ben değil herkes şaşırdı bu işe. Yani Apocalypse Now. Böyle bir şeyin olabileceği yani bir ülkede olsa, bir kasabada olsa, bir köyde olsa, efendim bir ülkenin öbür ülkede de olsa, ikinci ülkede. Fakat bir dünyayı sarsabilecek. Yani Kıyamet. kıyamet. Yani ortaçağ veba diyorsunuz. Yine veba başlıyor, Avrupa'nın bir tarafını alıyor ya da eski şeyin Ege bir yerlerde oluşuyor. İtalya'da yakıyorlar, biçiyorlar. Efendime söyleyeyim gerisinde bir büyük bir şey. Arkasından Engizisyonlar geliyor, başka bir veba. Fakat bütün dünyayı sarsabilecek bir olay. Ben o zaman dedim ki gerçekten herkes kendimizi güçlü zannediyor. Yani güç bir şey var. Herkes böyle yani Amerika. Baktınız ki Amerika yerde.
Amerika yerde, Çin yerde. Toparlanıyor. Fakat ikincisi geliyor. Üçüncüsü geldiği zaman ne olacak? Yine bakıyorum. Bakın. Burası şimdi gözükmüş o. Ben oturduğum yer arkası André Citroën Parkı. Şurası hemen. Yani parkın, ben parkın içindeyim. Sokak sessiz. Kimse yok. Kahveler, lokantalar kapalı. Yalnız birkaç tane market açık. Belki olabilecek en en güzel ortam şu anda burası. Yani demek istediğim şu. Ve üstelik parka çıkıp dolaşıyorsun. Çevresine oluyor. Kimse senin için dolaşıyorsun diye demiyor. Hiç kimse niye maskeni takmadı diye bana sormadı. Ve çok büyük bir park. Bu çok güzel bir park. Bu burası parkın içindeyiz şu anda. Şimdi benim için çok şey bu, benim için değişen hiçbir şey yok. Aslında zaman eskiden de böyleydi, şimdi böyle gidiyor. Dışarı çıktığın zaman ben kahveye çıktım, uzun yıllardır ben eve girdikten sonra eski kahveler, meyhaneler falan onlar da bitti. Şimdi benim için değişen bir şey yok. Fakat şunu düşünebiliyor musunuz? Çocuklarıyla bilmem nesiyle ufacık apartmanlara tıkılı, oralara kapalı kalmış insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yaşlılar. Bütün bu olay. Sonunda şöyle bir şey var. Bir ülke bu. Fransa zengin bir ülke. Sonunda çökmeye başladı ekonomik olarak. Şimdi bir diyor mesela orayı kapatacaksın. Küçük şeyle dükkanlar bilmemler bunlar kapanacak. Bunlara bu adam nasıl ödeyecek kirasını? Efendime söyleyeyim şeyler maaşlar bilmem neler efendim kiralar her türlü felaket şeyin üzerine hükümetin bu şeyin üzerine ekonomik büyük bir çöküntü var. Çöküntü var. Yani demek istediğim şu kimse ki bunu göstermek istemiyorlar. Yani şu şekilde göstermek ve her gün ölü sayısı fazlalaşıyor Fransa'da. Bazı ülkeler var. Ben onu şey yapmayayım ismini vermeyeyim ama onlar normal olarak istatistik olarak saklıyorlar. Şimdi burada saklıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Şöyle bir olay var. Bence meheldir insana. İnsana meheldir. Bu dünya dediğimiz üzerinde bastığımız bu toprak 8 milyarı zorla taşımaya başladı. 9 milyarı taşıyamaz, 10 milyarı taşıyamaz. Neden taşıyamaz? Yani şurayı görüyorsunuz ki bir Afrika Avrupa'ya kaymaya başladı. Büyük bir emigrasyon, göç, göç. İşte dün 74 Senegalli batmış şeyde, Libya'nın orada. Ve bu önlenemez. Çünkü adam orada aç. Yani ben diyor ölsem de bir şey olmazsa ileride bir umut bir şey var. O umuda gidiyorum diyor. Fakat bu ülkelerde artık bunu alacak hiçbir güç yok. Hiçbir güç yok. Bu ülkeler kendi bunlar Avrupa kendi kendine ayağına kurşun sıkıyor. Bu kadar adamı almakla. Nereye yapacak? Alacak mısınız, almayacak mısınız falan. Fakat ben şöyle bir şey var. Bize meheldir. Bu dünya, Birleşmiş Milletler, bütün bu güçlü ülkeler, ellerinde atom bombalarıyla bilmem neleriyle falan filan, Suriye'de Daesh eski antik kentleri yıkarken, dinamitlerken hiçbir şey yapamadı. Elini kaldıramadı. Suriye'de bir adam binlerce, yüz binlerce kişiyi yerlerde süründürüyor orada burada. Ona karşı bir şey yapamıyor. Yani ben şöyle bir olay var. Demokrasi, insan hakları gibi bir takım şeyler benim lügatımdan, benim sözlüğümden çıktı. Böyle bir şey olamaz. İnsan hakkı, hangi insanın hakkı? Hangi insanın hakkı? O insan ki birbirini doğuran adamın, profesörün kellesini kesen insan. Tamam mı? Yani o insan ki ona karnı doyduğu zaman yapabileceği her türlü sapıklığı yapan insan. Yani insan aslında şöyle bir şey var. İnsanlar o böyle harpleri, o bütün en karanlık şeyleri düşündüğümüz zaman insana acıyoruz. Fakat insan doyduğu zaman başka bir insan oluyor. Başka bir insan, başka bir yani nereye gidiyoruz? Yani bunun bütün science fiction, bütün her türlü kurgu bilimciler birdenbire herkesin ağzı kapandı. Nedir ya bunu biz düşünemedik diyorlar bunu. Düşünemedik.
Ben kimse düşünemez. Fakat bir virüs bugün bir meteordan gelen bir meteor, ufak tefek bir meteor. Dünyaya dokunduğu, düştüğü zaman başka bir virüs gelecek, bunu bilesiniz. Başka bir virüs, başka. Çünkü şöyle bir şey var, öyle bir evrende yaşıyoruz, bu evreni çözemedik. Çözmeye çalışıyoruz. Daha uzaklara gideceğiz. Bilim şaşırtan olay o mu? Müthiş. İnsan korkunç bir olay. Yani ben o büyük, yani bu beyni çözemedik daha önce. Çünkü beyin aslında bizim sanrı bahçemiz. Bizim sanrı bahçemiz burada. Yani bir bunun içine giremiyorsun, dışına da çıkamıyorsun. Orada böyle bir şeyde kalmışız bir yerde. Eğer beyni bir çözsek, beynimizi bütün o bütün illüzyonu, bütün alüsinasyonu, bütün sanrıyı çözsek beynimize özgü. Çünkü matematik, analitik benim konum. Analitikte şöyle bir şey var. Yani aslında bütün bunlarda insan bir evrim taşıyor. Bu evrim ötesinde şeyler var. Çok iyi yere bilgileceğiz. Fakat insanı oraya götürecek olgular birdenbire ters yüz oluyor gördüğünüz gibi. Hı. Yine bu ters yüz olduğu zaman bugün başka şeyler ararken birdenbire virüs araştırmaya başladık. Ve bu ya virüs aslında en ilkel olaydı. Yani insan şeyi bir meteora bir meteora oradan meteordan eşantiyon almak için bir ne derler bir füze gönderen onu gönderebilecek kapasitede bir bilim korkunç bir şey, beni şaşırtıyor. Çünkü meteora gidip oradan bir eşantiyon alıp dünyaya getirecek. Burada ne olduğunu göreceğiz. Bunu yapan bilim, bunlar işte bütün bu şekilde bir büyük bir evrim yaşıyoruz. Bu evrimde yalnız şu anda başımızın belası bir virüs var, bunu çözemiyoruz. Yani olay bu. Büyük bir ikilem içinde bütün bunlar. Nereye varacağız onu bilmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Beni şaşırtıyor bunlar işte. Evet. Yani pesimist değilim. Aslında şey ben varoluş olarak pesimistim. Yani bir yerde ileriye dönük bir ışık taşımıyorum ama bir sonuç var. Bu sonuç açıkça. Çünkü bir güneş var. Onun bir sistemi var. Hepsi birbirine bağlı bir yerde. Bir gün diyorum ki çöktüğü zaman bütün koleksiyonerler ellerindeki resimlerle beraber boşluğa uçacaklar. Yani adam tutmuş şeyin resmine efendime söyleyeyim Jeff Koons'un kaniş şeyine 114 milyon ödüyor. Balona 114 milyon. Evet. Garip. İşte o balon patladığı zaman ve dünyada hepsiyle beraber çökecek. Bir yerde şöyle bir şey var. Çok bu şeye karşı resim pazarları bilmem neler falan benim hiç rahatsız eden bir olaylar. Yani durmadan bunlar tamamen manipüle edilmiş. Şu resmi alırsan al bunu bilmem ne yap, şunu sat bunu bilmem ne yapa. Bir takım şeyler var. Bunlar hiç zaman sanatla bilmem neyle ilgili olan değil. Yok. Hiçbir şekilde, bir şekilde kendi kendilerine bir büyük bir oyunu var. Bu oyunda da aynı zamanda sanatı çarptırmak, efendime söyleyeyim, moderndir, günceldir, konseptüeldir diye isimler verip bir takım fuarlar yaparak, bilmem ne yaparak falan büyük bir şey. Sonra büyük zenginler efendime söyleyeyim arterdir, sahadır, bilmem nedir diye bir takım videodur, efendim bir takım numaralara bunları lanse etmek, gençleri kafasını bununla yıkamak falan filan. Aslında hiçbir şey, yani Türkiye şöyle bir olay var. Türkiye her şeyi kapan, her şeyi hızlı bir şekilde fakat sindirmeden, bir şey sindirilmediği süre içinde hiçbir şekilde bir sonuç olamaz. Hep batıya dönük bir özentiden söz ediyoruz. Aslında şey var, oturup şiir yazmak, oturup resim yapmak falan filan kendi kendine bakarak, kendi varoluşu içinde, kendi duygu alanı içinde. Kendi duygu alanları içinde. O aslında işte güzel olan. Bunu öğretmek gerekiyor bence. Hocam zaman zaten iyi ile kötüyü ayırt edecek. Kalacak olan sanat, olmayan zaten kendini bitirecek, gidecek. Bizi kabul ettiğiniz, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok aydınlatıcı. Sanatla ilgili, edebiyatla ilgili,
Her şeyle, dünya ile ilgili açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız hocam. Ben teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere umarım. Çok mutlulukla, memnuniyetle her zaman sizinle görüşmek isteriz hocam. Sevgili izleyiciler, bugün de Paris'ten ressam konuğumuz, resim sanatçısı konuğumuz Utku Varlık'la birlikteydik. Onunla zaman çok aktı, geçti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımızın akışını sağlayan yönetmenimiz Öviz Zaman'a da teşekkür ediyoruz. Karantina TV'de Fırçanın İzi Yazının Gücü programını sonlandırırken hoşça kalın diyoruz. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir programda buluşmak üzere. Sevgiler, görüşmek üzere.